Evet. 2022 model. Hatasız boyasız el arabamızı koyduk. Aksesuarlı çünkü bu küreğin yanında. Şimdi böyle bol taşlı gözüktüğünü, yani bol taşmış gibi gözüküyor da bunlar artık uzun zamandır burada. Bir 3 ay olmuştur. Artık su görmeyince yaz vakti böyle taşlaşmış. Bunları şöyle. Yani bu arada ayakkabılar. Bu bakalım kaç gün gidecek. Taşlık arazi olduğu için sürekli böyle. Terlik altı parçalanıyor. Ayakkabılarda durmuyor yani. 3 gün, 4 gün, 1 hafta. En kralı. Çizme aldım. O da o havada girmek giyilmez. Böyle eski ayakkabıları oldukça. İtalyan stilmiş ha. Rugan. Şimdi küreğimizi de alıyoruz. Şimdi benim cep telefonu elimde tabii. Bir tarafta yapamayacağım. Güzelce ağaçlarımızın diplerini dolduralım. Hadi bakalım. Şimdi ağaçlarım artık sondajımız var. Nasip olursa bol bol sulayacağız. Yani su akıp gidiyor. Şöyle hepsinin birer başına el arabası. Toprak. Güzel toprak koydum. Tabii zaten bunu ilk çukur açtığımızda da güzel torflu vesaireli toprak kullanmıştık ama o kertenkele buldu. Kertenkele çoktan gitti bile. Lisa. Şu şekilde koydum. Daha bir yaklaşık 20'ye yakın ağaç var. Şöyle. Bunlar nasip olursa güzelce su tutacak şekilde oluk yapacağız. Şöyle toprağımla karşıda oluğunu yapacağız. Biraz da su vermem gerekiyordu. Dünün bununla uğraştığım için sulayamadım çamur olmasın diye. Hadi bakalım. Evet, hepsine toprak koydum. Birer el arabası. Şu şekilde. Burada 27 tane ağacım var. Bak burada biraz önce denedim. Şu şekilde. Su eşiği yapacağım ki su tuttu, su tutsun. Şu şekilde. Gayet de güzel oldu. Bunu biraz daha yaymadım. Çünkü suyu görünce bu yayılacak kendisi. Arazi hafif eğimli olduğu için hep bu tarafa gidiyor. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Yavaş yavaş çekiyorum. Çimento harçında su yeri yapar gibi. Şey diyorlar. Şu aşı yerine kadar buraya geçmeyin toprağa diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama ben zaten o kadar toprak koymuyorum. Koyarsam da dikkat edeceğim. Şöyle hafif de şurayı yüksek bırakıyorum. Şu bölümü. Su oraya hiç değmesin. Kanalda kalsın. Şöyle. Ondan sonra evet. Şöyle biraz da derinleştirelim. Zaten ben daha önce güzel toprak koymuştum buraya. Hafiften gübre de var. Evet. Şurayı biraz daha yüksek yapıyorum. Dediğim gibi arazi eğimli. Evet. Sert kısma kadar geldim. Şöyle sert bölümü. Burayı hafiften toprağı havalandırıyorum. Benim toprağım kırmızı toprak çünkü burada bu tarz bitkiler zor. Şöyle diye yayayım. Tamam. Şöyle. Şu taş mı? Toprak ama taşlaşmış. Önemli değil. Evet. İnşallah kamera düzgün çekiyordur. Çünkü bir taraftan telefonu tut, bir taraftan şey yap. Evet. Ağaç şu şekilde. Şuradan filizlenmiş. Şunları kopartıyoruz. Kesinlikle. Meyve vesaire varsa tutmayın diyorlar. Evet. Şöyle. Bir ağaç. Burada bir ağaç. Şimdi bütün bahçeyi bu şekilde yapacağım. Sonra bir çekerim. Sonra da bir sularız. Nasip olursa tamamlayacağız. Hadi bakalım. Evet, şu şekilde ağaçlarımın hepsini bitirdim. Şu ileride bak İBC tankım var. Ona doğru geçelim. Ve sondajla İBC tankımı dolduracağım. Buna da ileride nasip olursa şöyle paramız olunca bir damlama sistemi yapacağım. Açtığımda bütün bahçem. Burada 27, o 28 tane ağaç var ama toplamda 100'ün üzerinde ağaç var. Şimdi şöyle kovamızı alalım.
Maşallah maşallah. Evet. Kapattım. Bu şekilde mesela bu 20 litre. Kış yazın mesela şu ağacım. Şöyle biraz genişten alayım. Şu an bunun için fazla bile ideal. Bu nasip olursa böyle eni 2 metre vesaire olursa şöyle 200 sene sonra o günleri ölmez de sağ kalırsak görürsek. Bu sefer bunun yanına bir oluk daha yapıp aralardan çizeceğim. Buradan akan taşan su da öteki olukta duracak ki dışarı gitmesin. Gerçi damlama sisteminde o kadar sıkıntı olacağını sanmıyorum ama artık damlama kurtarmaz herhalde öyle büyük ağacı. Evet. Hepsini hızlı bir şekilde döküyorum. Şöyle. Evet abi. Abi olay budur. Bak 20 litre su döktüm. Şimdi ben bu suyu normalde döksem şöyle akar giderdi. Öteki ağacın oraya kadar akıyordu. Şimdi dün sulamamıştım. Şu bütün ağaçlarıma gündüz baktı ağaç sulanmaz ama bütün ağaçlarıma şöyle güzelce bir suyumu vereyim. Bitireyim nasip olursa. Hadi bakalım.